Arkan Arkan Expo Fuarı sunar. Ve yanımızda firma sahipleri Alper ve Rüştü Türkmen var. Roma Dondurma hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii. Roma Dondurma 1965 yılında kuruldu. 3 nesildir devam eden bir aile firması. Ve Roma Dondurma bildiğimiz klasik dondurma, yani endüstriyel dondurma değil, doğal dondurma üreten bir firma. Üretim tesisimiz bizim İzmir'de. Ve buradan frigorifik araçlarla bayilerimize ulaşıyoruz. 2005 yılında yapmış olduğumuz kurumsal çalışmadan sonra bir bayilik sistemine girdik ve şu anda da 20 noktada bayilerimiz mevcut. Peki benim sizle iş yapmak için, yani Roma Dondurma'nın bir bayiliğini almak için diyelim ki cebimde ne kadar olması gerekiyor, neler yapmam gerekiyor? Bizim iki farklı konseptimiz var. Bir hızlı dondurma satış noktaları ve bir hızlı satış dondurması yanında kafe tarzında yerimiz var. Buna Roma keyif ediyoruz. Ve burası için de iki farklı fiyat uyguluyoruz. Birinde 30 milyar ve diğerinde de yaklaşık olarak 50'nin üzerinde yerine ve konumuna göre bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Yalnız bizim aradığımız şartların en başında yer ve bu işi yapacak girişimci, çalışkan, bu işe zaman ayıracak gençlere ihtiyacımız var. Roma Dondurma'nın diğer dondurmalardan farklı olarak doğal olduğunu söylediniz. Bunda hani dondurmaların içinden çekirdek çıkabiliyor diyebilir miyiz? Çekirdek tabii, bütün meyvelerin içinde doğal çekirdek ve limon kabukları gibi, portakal kabuğu gibi doğal olduğunu gösteren her türlü taze meyveler Roma Dondurması'nın. En zengin dondurma çeşidi bizde diyorsunuz. En zengin dondurma çeşidi bizde, en doğal. Ve hijyen ortamında da hazırlanmış, soğuk zinciri takip eden, tüketime en tatlı, en keyif veren maddeyi satıyoruz. Vasil International'ın standındayız ve yanımızda firmanın franchising direktörü İmad Lahat var. Kendisiyle bir röportaj yapacağız biz. Hi Mr. İmad. Welcome. First of all, can you tell us a briefly information about your company? Yes, our company is based in Dubai in UAE and we publish a newspaper called Wasit. Wasit, it's an advertising newspaper and it's present in 12 countries. And we have 36 different newspapers in these countries. We recently opened in Poland and Nigeria and we're looking for a franchisee here in Turkey. Ben kendisine firmaları hakkında kısaca bilgi vermesini istedim bize. Dubai menşeli bir firma bu ve reklam gazetesi çıkarıyorlar. Firmaların reklamlarını gazetelerinde yayınlıyorlar. Tam 12 ülkede bu gazete yayınlanıyor. Görüyorsunuz burada Kuveyt, Lübnan, Suriye, Polonya, Nijerya gibi çeşitli 12 ülkede yayınlanıyor ve toplam 36 şehirde. Ben şimdi kendilerine hangi sektörlerle iş yaptıklarını söylemek istiyorum, sormak istiyorum. What are the sectors that you are interested in? Sector, we are interested in publishing sectors or any potential investors who are interested in
publishing a newspaper or having a new business, a new kind of business in Turkey. Türkiye'deki yeni iş sahipleri girişimcilere sesleniyorlar. Bu ülkeler dışında Türkiye'de de bu gazeteyi çıkartmak istiyorlar. Özellikle işte yayıncılık olsun ya da herhangi bir yatırım amaçlı işverenler, iş yapanlar daha doğrusu firmalarını ziyaret edebilirler. Özellikle yurt dışında açılım yapmak için. Thank you very much for your interest. Thank you. Çiğdem Şener'le birlikteyiz. Çiğdem Hanım, önce sizi tanıyabilir miyiz? İstanbul Aydın Üniversitesi Basın Tanıtım Halkla İlişkiler Daire Başkanıyım. Bizim üniversitemiz 3000 çözüm ortaklı bir üniversite. Biz mezunlarımızı işe yerleştiriyoruz ve haftanın bir günü yerinde uygulama dediğimiz çözüm ortaklarımıza uygulamaya gönderiyoruz. Teori değil, uygulama görüyorlar kendileri. Daha sonra staj ve daha sonra da iş imkanı kapıları açılıyor. 38 tane yüksekokulumuzda bölüm bulunmakta. Onun haricinde yine fakültelerimiz 6 tane fakülte ve 30 tane bölümümüz var. Yüksekokullar haricinde yabancı diller yüksekokulu var. Anadolu Bilim Meslek Yüksekokulu 5. senesine başladı eğitim öğretim yılına. Enstitülerimiz var. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve hızla büyüyoruz. Sürekli yatırım yapıyoruz. Hepsi Türkiye için, aydın bir gelecek için ve sosyal sorumluluk projeleriyle biz devam ediyoruz. Bu sosyal sorumluluk projeleri derken bize örnek verir misiniz? Tabii şu anda buraya kartlarını getirdiğimiz çok değerli bunlar bir... Ben hazine, sanat eseri olarak görüyorum bu kartları. Zihinsel engelli çocuklarımızın eğitilebildiklerinde gelecekleri noktayı gösterebilmek amacımız. Bu çocuklarımızın yaşları 7 yaşla 15 yaş arasındaki 13 tane zihinsel engelli çocuğun yaptığı el işi çalışmalarını biz fotoğraflandırdık. Ondan sonra kartpostal haline dönüştürdük. Okulumuz, üniversitemiz sponsor oldular. 10.000 adet kartpostal şu an basıldı ve Uluslararası Lyons 118 E Federasyonu ve Esen İBAK Eğitim Okulu, Zihinsel Engelli Eğitim Okulu var Silivri'de. Bu çocukların eğitim aldığı 25 tane çocuğumuz burada eğitim alıyor. Ve bir rastlantı sonucu kendileriyle tanıştık. Ve o çocukların yaptığı çalışmaları bu hale dönüştürdük ve bunun adına Çöl Gülü projesi koyduk. Ben biliyorum Çöl Gülü'nün anlamını ama sizden duyarsak. Niçin Çöl Gülü oldu? Biz buna isim arıyorduk. Yani bu konu hangi boyutlara ulaşacak bilemediğimiz için ben bir marka haline gelebileceğini, ucunu bucağını açıkçası çok başında düşünmedik. Yani amacımız bu çocuklara biraz olsun çorbalarında tuz olalım. Birileri daha duysun, bunlardan haberdar olsun. Hepimiz için çok değerli olan bu çocuklar her an her ailede yaşanabilecek bir sorun. Her annenin babanın başına gelebilecek bir sorun. O yüzden çok hassas durmamız gerekiyor bu noktaya ve bir araştırdık ki Türkiye'de hem eğitim noktasında hem yapılabilenler noktasında çok daha yetersiz ve gerideyiz. Yani dünyada bir problem bu aslında ama Türkiye için kırsal kesimlerimizde bilhassa bu konuda ilk anne babalarının eğitim alması gerekiyor. Eğitimcilerinin eğitimi yetersiz, şöyle yetersiz. Çünkü çok farklı noktaları var. 4 yıllık üniversitelerde bu bölümler birkaç üniversitede var Türkiye'de. Normal pedagojik eğitimden de farklı yanılmıyorsam esasında.
çok farklı. Tabii ben bu konuda yetersiz bilgiye sahibim. Konunun uzmanlarıyla bir araya gelip görüşmeler yapıyoruz. İnanın iyi ki gitmişiz oraya, iyi ki rastlamışız. Ve bunun Türkiye'ye yayılmasını, hatta uluslararası boyutlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir basın toplantısı düzenlendi ve bu basın toplantısında daha fazla ne yapılabilir adına sanatçılarımız da katkı sağladılar. Bu 10 bin adet kart dağıtım ve satışı yapılacak. Amacımız ilk basamağını oluşturmak ve bu projenin başlangıcı sadece bir ayağı, daha sonra eğitimlerine başlanacak. Bu çocukların eğitimcilerine aynı zamanda bir takım katılım sertifikalarını içeren üniversitemizde sertifikalar verilecek. Peki bu yayını izleyen izleyicilerimizin projeye katılması için ne yapmaları gerekiyor? Size nasıl ulaşabilirler? Ben telefon numaralarımızı vereyim. Üniversitenin telefon numarasını veriyorum. 425-6151 numarasından 12-73 ve 74 dahili numaralarına ulaşarak detaylı bilgi alabilirler konu hakkında. Aslında onlar engelli değil, bir birey. Yeter ki biz onlara engel olmayalım. Engelli çocuklarımıza yardım yapmak için Aydın Üniversitesi'nin başlattığı Çöl Gülü projesine katılabilirsiniz. Teşekkürler. Arkan Expo Fuarı sundu.